Nasıl? Ay çok güzel, çok güzel karıcığım. Hani? Meyve soyayım mı sana? Ay nasıl iyi olur biliyor musun karıcığım? Zaten akşamdan beri camdan dışarı bak 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 gözlerimin feri kaçmıştı. Avni! 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 Pes yani, pes bir adam. Öğle vakti kış uykusundasın ha. Tabii. Sabahlara kadar perilere bakarsan böyle baygın düşersin. Kalk diyorum, kalk. Aa, Suzan, hani bana masaj yapıyordun. Meyveler nerede Suzan? Dili mi ne? Ne meyvesi ayol? Bak Suzan, ben bir rüya gördüm galiba. Ama çok güzel bir rüyaydı. Ne gördün bakayım? Öyle mutluyduk ki seninle. Sen bir köşede böyle örgü örüyordun. Ben de dürbünümle şeylere bakıyordum. Perilere. Evet. Evet ama çok hoşgörülü bir ortam vardı. Herkes zevk aldığı şeyleri yapıyordu. Herkes birbirinin hobilerine saygı duyuyordu. Yani rüya bile olsa o kadar mutluydum ki. Farkında mısın Avni? Rüyanda bile periler var. Mutlu olmanın sebebi bile onlar ayol. Onlara rahat rahat bakabilmen. Bak Suzan sen beni anlamıyorsun. Evet aynen öyle. Gayet iyi anlıyorum Avni Bey. Yani senin rüyanda periler benim gözümün önünde böyle bir koca olduğu sürece bu evde hoşgörü hoşgörü olamaz efendim. Mutluluk hiç olamaz. Aslında haklısın kocacığım. İnsanların mutlu olması için hayattan zevk aldıkları şeyleri yapmaları lazım değil mi? Birbirlerine karışmadan hem de. Evet. Hatırlar mısın Avni? Eskiden ben çalışmak istediğimde sen bana müsaade etmezdin. Aa ben çalışır eve bakarım Suzan. Ne gerek var derdin. Evin direği benim. Senin çalışmana gerek yok hayatım derdin. Evet derdim. O halde kulaklarını aç da beni iyice dinle Avni Bey. Birazdan dışarı çıkıp bütün gazeteleri alıyorum ve iş ilanları bakmaya başlıyorum canım. Fesubhanallah Suzan artık çok paramız var. Ne çalışması sayıklıyorsun? Aa, hayatım hani zevk aldığımız şeyleri yapacaktık da mutlu bir aile olacaktık. Hı? Sen rahat rahat perilerine bakacaksın. Ben de işe gideceğim. Olmaz öyle şey. Mal gibi olur Avni Bey. Hiç horozlanmayın. Artık bu çöplükte senin değil benim sözüm geçer. Ve hey be koca Avni'ye bakın siz. Ne zaman perilere bakmaya başladın? Senin karizma yerle bir oldu hayatım. Şansına küs. Ama Suzan ne? Aa, yeter. Uzattın ha. Hoşça kal. Suzan. Tamam. Evet evet bembeyaz tüyleri. Oldu. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Konu komşuya tek tek sordum. Kimsenin köpeği mepeği kaybolmamış Betüş Hanım. Firuzeciğim ben de söylediğin gibi karakolu aradım. Ev telefonunu, kafenin telefonunu, cep telefonunu hepsini bıraktım. Eğer sahibini bulurlarsa bizi hemen arayacaklar. Tamam. Kimse aramaz. Bu hale geldiğimi bilen yok ki. Farkındayız. Neyin farkındasın Betüş pardon? Hiç. Gel bakalım Safiş Hanım. Madem sahibin bulana kadar bizimle kalacaksın... ...o zaman veterinere gidip bir aşılarımızı yaptıralım ha? Aa, ama ben köpek değilim. Biliyorum. Zaten biz de bunu konuşmak için uzaklaşıyoruz. Hoşçakalın. Seviyor. 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 Seviyor, seviyor. Eda, Eda. Efendim Betüş, neredesin? Kafedeyim. Ya tam karşında görünmesin. Yalnız mısın? Yalnızım, Tarık aradı. Birazdan o gelecek. Sakın gelmesin. Aa, sen de bir gelsin bir gelmesin. Ne oluyor ayol? Aa, sen de kimsin? Safiş, neler oluyor böyle? Asıl siz bana söyleyin neler oluyor. Sonra anlatırım. Ya ne olur sen Tarık'ı ara biraz dışarıda oyalanın. Neden ki? Safiye Hanım'la biraz yalnız kalmamız lazım. Anlamadım ama. Peki. Hadi gelin Safiye Hanım. Eda ben geldim. Alınacak bir şeyler varmış. Hemen şurada gel biz alıp gelelim. Ama kafe boş. Ya olmaz bir şey. Ha? Allah Allah. Buraya uçarak geldik. Kızınız Çilek de siz de beni duyuyorsunuz. Yoksa siz de cadı mısınız? Önce biz sizi tanıyalım bakalım. Siz kimsiniz? Yok yok. Siz de kesin başka alemdensiniz. Eminim. Önce size anlatacaksınız. Kim, nasıl sizi bu hale getirdi söyleyin bakalım bana. Ben Safiye'yim. 55 yaşında dul bir hanımım. Yani hanımdım. Ta ki 3 gün öncesine kadar.
3 gün öncesine kadar mı? Evet. Uzun zamandır beni rahatsız eden yaşlı çirkince bir bey vardı. Kendisi bana aşık olmuş. Ama ben onu beğenmedim. Bir daha beni rahatsız etmeyin dedim. Öyle bir kahkaha attı ki sanki bütün dünya onun sesiyle çınladı. Sonra seni süslü fani seni. Ben bir cadıyım. Kimse beni reddedemez demesin mi? O güne kadar hiç inanmazdım böyle şeylere. Ama bu hale gelince... Demek sizi bir cadı bu hale çevirdi. Siz ve kızınız Çilek cadısınız değil mi? Çünkü o cadı bana seni ancak benim gibiler duyar ve kurtarır demişti. Hayır. Madem siz de bu konuda biraz bir şeyler biliyorsunuz, ben de size açıklama yapayım bari. Ben ve Çilek aslında birer periyiz. Cadılar bizim uzaktan akrabamız olurlar. Ama arada şöyle bir fark var. Periler sihirlerini iyilik için kullanırlar, cadılarsa kötülük yapmak için. Ah, öyleyse siz beni bu durumdan kurtarabilirsiniz. Bunu anneme sormamız gerekiyor. Anneniz mi? Bu tür sihirleri en iyi o bilir. Yoksa anneniz bir cadı mı? Yok. Cadı denecek kadar kötü biri değil. Betüş, Betüş. Kafe açık mı? İçeride misin? Babam geldi. Kapıya pati atıyor. Bir dakika, bir dakika. Anlayamadım. Babanız mı? Pati mi? Umurcuğum geldim geldim. Bak kendi ellerimle sana çörekler börekler yaptım. Bırak şimdi çöreği böreği. Madem evde o Taci denen köpek yok, Eda yok, gel şöyle rahat rahat oturalım. Bu ne demek şimdi? Aa, farkında değil misin? Evde yapayalnızız. Bunun tadını çıkaralım. Ne yapıyorsun sen öyle? Canım bizim yaşımızda bu kadar zamandır beraber olan insanlar ne yapar? Dudu. Sakın ha, aklından bile geçirme. Duyamadım. Sakın ha, ben de bunu duymamış olayım. Aşk olsun, ne dedim ki, niye kızdın Dudu? Ben senin bildiğin kadınlardan değilim. Evlenmeden önce ben sıkı fıkı olamam. Şaka yapıyorsun herhalde. Bu kadar geri zihniyetli olamazsın. Bal gibi de olurum. Ayrıca bu geri zihniyetlilik değil. Ahlak, ahlak. Ne yani? Ömrümüzün sonuna kadar böyle liseli aşıklar gibi uzaktan uzağa mı? Ne sandın? Ne bekliyordun? Ben çocuk değilim. Ne? Bu yaştan sonra böyle bir ilişkiyi çekemem. Öyle mi? Bu iş bitti. İyi ki de senin gibi biriyle evlenmemişim. Beni terk mi ediyorsun? Evet, seni terk ediyorum. Kapı açık, arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Son pişmanlık fayda etmez. Gidiyorum. Hay Allah, başınıza gelenlere çok üzüldüm. Ben de sizin. Hadi bize gidelim. Annem beni eski halime çevirmeyecek ama belki Safiye Hanım'a yapılan sihri bozabilir. Ay babacığım, yani Umur Bey oradayken gidersek annem bize çok kızmaz mı? Ne yapalım? Bu hanımı hemen şimdi bu durumdan kurtarmamız lazım. Başlatmasın şimdi umurundan mumurundan. Peki ne diyeyim? Hadi gidelim o zaman ha. Taci haklıymış. Umur zamparanın tekiymiş. Nasıl oldu? Nasıl oldu da ben bunu göremedim? Aptal kafam. Umur gitmiş çok şükür. Taci, ne zaman, nasıl girdin? Ben getirdim anne. Bu da kim? Arkadaşım, yeni tanıştık. Ben de kendime birini bulayım da gör bakalım nasıl oluyormuş kıskançlık. Kendine bula bula bunu mu buldun? Rica ederim. O da ne demek? Anneciğim, bak bu Safiye Hanım. Tıpkı babam gibi sihirle bu hale gelmiş bir fani. Çok iyi, çok hanımefendi bir kadın. Başına bir talihsizlik gelmiş. Ona yardım etmeni istiyoruz. İşte bütün olup biten bu anneciğim. Hadi ne olur bize yardım et de Safiye Hanım'ı o cadının sihirinden kurtaralım. Edemem. Ne demek? Nasıl edemezsin? Edemem. Kusura bakmayın, bu sihri bozmayı bilmiyorum. Betüş'cüm, istersen Safiye Hanım'ı başka bir periye götür. Ya da bırak böyle kalsın. Bilemiyorum. Kıskançlığından yardım etmiyorsa ne olayım? Karı koca arasında sorun çıkardım. Affedersiniz.
Rica ederim. Hem o zaten benim eski karım, eski karım. Elimden bir şey gelmez dedim. Betüş'cüm, istersen Safiye Hanım'ı al git. Vakit kaybetmeyin. Size rahatsızlık vermek istemezdim. Özür dilerim. Aa, sakın böyle düşünmeyin Safiye Hanım. Yani annem bize yardım etmezse eğer, Perihan Teyze'den yardım isteriz. O bize mutlaka yardım eder. Edemez. Niyeymiş o? Peri bacalarına tatile gitti. Sihirle çağırma hattı kapalı. Ulaşamazsınız. Ay, doğru ya. Uf, ne yapacağız şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.